Basın özetlerinin ilk gazetesi New York Times, Başkan Donald Trump'ın Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli ve Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulanmasına ilişkin sert yasa tasarısını imzaladığını yazıyor. Habere göre Çin'le ticaret anlaşmasına varmaya çalıştığı bu dönemde bazı Çinli yetkililere yönelik yaptırım kararı alması, Trump'ın bir yandan demokrasi yanlısı eylemcilere destek mesajı gönderirken, diğer yandan Çin-Amerika ilişkilerindeki gerilimi artırması anlamına geliyor. Karara sert tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, çıkarılan yasanın uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Amerika'nın Hong Kong ve Çin'in iç işlerine karışması anlamına geldiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Amerika'nın keyfi davranmaması gerektiğini, doğacak her türlü sonuçtan Amerika'nın sorumlu olacağını kaydetti. Gazete, Başkan Donald Trump'ın söz konusu yaptırım yasasını imzalayıp imzalamayacağının tartışma meselesi haline geldiğini hatırlatıyor. Trump daha geçen cuma gününe kadar tasarıyı imzalamayacağını, protestocuları desteklese de Çin lideri Xi Jinping'le dost olduğunu söylüyordu. Ancak tasarının Temsilciler Meclisi ve Senato'dan vetoya fırsat bırakmayacak çoğunlukla geçmesi Trump'ın elindeki seçenekleri azalttı. Trump'ın Şükran Günü arifesinde borsalar kapandıktan sonra açıklanan kararı, gazeteye göre Hong Kong meselesini şimdiye kadar müzakere masasından uzak tutmaya çalışan Amerika ve Çin arasında yeni bir sürtüşmeye yol açabilir. Washington Post'a Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Ukrayna eski başsavcısı Yuri Lutsenko ile Ukrayna'nın Joe Biden'a yönelik soruşturma açması için işbirliği yaptığı aylarda Lutsenko'yu avukatı olarak en az 200 bin dolar karşılığında temsil etmek üzere anlaşmaya vardığını yazıyor. Habere göre Giuliani, Ukrayna eski başsavcısı Yuri Lutsenko ile anlaşmak için Şubat ayında görüşmelere başladı. Lutsenko ile önce Ocak ayında New York'ta, daha sonra Şubat'ta Varşova'da görüşen Giuliani, aynı zamanda Hunter Biden'ın Ukrayna'daki bağlantıları ve 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın değil Ukrayna'nın müdahale ettiği iddiası üzerine bir takım çalışmalar yürütüyordu. Gazete anlaşmaların uygulamaya girmediğini, Giuliani'nin ise Lutsenko ya da başka Ukraynalı yetkililer tarafından ödeme aldığına ilişkin bir kanıt olmadığını kaydediyor. Los Angeles Times'a Başkan Donald Trump'ın kırsal kesimlerdeki seçmenlerden daha fazla destek alabilmek için Kongre'yi bertaraf ederek seçimi kazanmasında kritik rol oynayacak eyaletlerde yaşayan çiftçilere 20 milyar dolarlık yardım yapmaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre Trump yönetimi şimdiye kadar çiftçilere yapılacak yardım miktarını belirlemeden sorumlu tek organ olan Kongre'yi saf dışı bırakmak için büyük buhrandan sonra 1940 yılında çıkarılan ancak şimdiye kadar çiftçilere doğrudan ödeme yapmak için hiçbir başkan tarafından kullanılmayan bir yasaya başvurdu. Gazete bu stratejinin Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesinde ısrar ettiği duvar için Kongre'nin askeri işlere ayırdığı milyonlarca doları devreye sokmasına benzediğini yazıyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.